Evet kıymetli dostlar, hepiniz yepis yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada çekiliş videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü birçok kişiye forma hediye edeceğiz. Mahrum kalmayın. Fenerbahçe başkan adayı olarak Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ve Jose Mourinho ile görüşmesiyle ilgili konuşan Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a Portekizli teknik adamla ilgili birçok şey söyledi. Birçok konuya dikkat çekti. Türk futbolu, Galatasaray, FETÖ hakkında açıklamalarda bulundu. Ve 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olan olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını konuştu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları kısa, net, özet şekilde şu şekilde arkadaşlar. 6 yıl önce biz giderken heyecanlandım ya. Bu arada Antep fıstıklarını falan hazırlamadıysanız hazırlayın arkadaşlar. 6 yıl önce biz giderken Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu dediler. Şimdi de Aziz Yıldırım gelsin kurtarsın diyorlar. Böyle bir memleket. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama benimle kavga ederlerse o zaman ederim. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Bak burada ben satır başlarını alayım ya. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması diyor. Hepimizin aynı. Ersan Başlar'ın da aynı. Ne bileyim Kadir Doğru'nun da aynı. Diğerlerinin de ayrı. Yani herkesinki aynı. 4 sene Fenerbahçe şampiyon olamadı. Nedenini biliyorum. Mahkemeler. Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler ulaştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Bak 4 senedir niye şampiyon olmadığını açıklıyor. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik. Hep beraber ettik. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur diyor. Bak örgütüdür demiyor, kuruluşudur. Biz istemezsek ülkede hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz? Biz içimizde birlik olursak beraber olmaz. Yani beraber olmazsak hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe Türkiye'nin kuvayi milliyesidir. Haftalarca, günlerce, aylarca bunu dedim değil mi arkadaşlar? Başkanlığa hiç niyetim yoktu. Neden aday olduk? Hiç niyetim yoktu. Keyfim de yerindeydi, işler de yerinde. Çok şükür para da kazanıyordum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Arkadaşlarıma biriniz aday olun yürüyelim dedim. Sen varken olmayız dediler. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. 1 milyon üye kampanyası başlattım hapisteyken diyor. Bugün 12 milyar lira borç var. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Burada yanlış, eksik, hatalı bir şey var mı? Ben şu kısma çok dikkat çekmek istiyorum. Gerekirse bundan sonrasını dinlemeyin ama burayı dinleyin. 1 milyar 950 bin TL borç bıraktım. 1 milyar 950 bin TL. Yani yaklaşık 2 milyar TL. Yarısı döviz karşılığıydı. Yani tamamı da değil arkadaşlar. Bakın burası çok önemli ya. O borç için bankalarla anlaştılar. TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla 12 milyar TL borç var. 630 milyon euro borç vardı, gösterdi. Ülker'le birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Salonun yanına arkadaşlar. Hani Ülker salonu var ya basketbol için. Oradan bahsediyor. Hatta Serdar Çelik'e de buna değinmişti hatırlarsanız. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 milyon euro, Ülker 70 milyon euro. Emlak konutta %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 milyon euro borç yok. Ama 630 milyon euronun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 milyon euroydu. Bunu açıkladım. Bu arada 400 milyon euroyu 5 ile çarparsanız arkadaşlar 2 milyar TL yapıyor. Harfi harfine doğru oluyor yani. 50 milyon euroya oyuncu sattınız. Devlete gittim ve kanun çıkarttım. Vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız. 300 milyon euro. Bana da eski yönetimden kalan borç vardı. Kaldı 200 milyon euro. Daha ne konuşsa alacakları çıkacak diyorlar. Evet öyle. Yani benim merak ettiğim 4 sene Fenerbahçe niye Aziz Yıldırım döneminde şampiyon olamadı? İkinci merak ettiğim 630 milyon euroydu. Bu açıklamalar size yetti mi? Ben yetmediğini düşünüyorum. Ben hani birçoğunuz ya hocam herkes kendi penceresinden anlatıyor. Kimse doğruları %100 anlatmıyor dediğinizi duyar gibiyim. Kongrede konuşulacak bu konular. Ben Fenerbahçeliyim. Anlamıyorlar bunlar. Bazı tekliflerim olacak birazdan diyor.
Yani Galatasaray'ı yeneceğiz ve yeni süreç başlayacak diyor açık açık. Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Hani düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdem. Mevcut kulüp başkanının yönetiminin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda birlik beraberliğe dikkat çektim. Doğruya doğru arkadaşlar. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilememesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi. Ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz. Yani açıkça diyor ki Galatasaray buradan şampiyonluk vermez. Ben o yüzden artık her şey bittiği için açıklıyorum adaylığımı diyor. Mevcut başkan ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe'ye şampiyon olmayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı? Devlet mi? Hakemler mi? TFF mi? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarıya gitmeyeceğiz. Yukarıdan söyleyeceğiz. Açık olacağız. Fenerbahçe camiası büyüktür. Bu büyüklüğün altında herkes ezilir. Birlik beraberlik olursa olmazsa onlar bizi ezer diyor. Bakın Mustafa Hoca konuşmalarıyla ne kadar paralel cümleler. Twitter'da yazıyorsunuz. Ben Twitter'da okumuyorum. Benim trollerim de yok. Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Ben hiçbir partiyi tutmam. Gelsem bu zamana kadar giderdim partiye. Hükümet destekli diyorlar. Yok öyle bir şey. Ben Atatürkçüyüm. Ben layık cumhuriyet insanıyım. Ben bir laf üzerine geliyorum. Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Lafı üzerine geliyorum. Çocuklar ağlıyor. Öyle diyorlardı. Biz nasıl şampiyon olacağız o zaman? Ulan Aziz Yıldırım var ya kulaklarımda sesi ha. Sanki yanımda konuşuyor gibi oluyor bazen. Ya video çekmek de zor. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyorlar. Onları kurtarmalıyız diyor. Yani Fenerbahçe'ye 0 karşı takım 1 diyelim. Mesela benim kızım geliyor maç oynanıyor. Maçı sordu 1-0 galibiz dedim. Sonra baktım niye yalan söylüyorsun dedi. Yani çocukların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var. Bunu mahkemede çözemezsin. Masada çözeceksin. Büyük alacağımız var. Bunu inşallah çözeceğiz. Varan bir. Üye arkadaşlar. 3 sene için geliyorum. Fazlası olmaz. Bak 72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını yapamam. Yap deseniz bile yapamam. Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştük. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşlar menajerlerle devam edecek. Biz ne para ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş diyor. Bak mevcut başkan menajer göndermiş. Bir aday telefonla konuşmuş. Saadettin Saran'dan bahsediyor. Ali Koç da menajer göndermiş. 15 milyon euro verilir mi diyorlar. Sana ne? Mourinho'ya 12 alıyor. Ekibiyle beraber 15 milyon euro. 15 verilir mi? Mustafa Hoca'yı bir kez tebrik etmek erdeminde bulunur musunuz? Herkesin bıdı bıdı yaptığı zaman da ne dedim ben? 12 istiyor kendi dedim. Dedim mi? Sonra da shorts video ile gerçekleri anlattım. Bak ekibiyle 15 istiyor. 15 verir mi? Sana ne kardeşim? Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek. Ama rahat bırakmıyorsunuz. Suudi Arabistan'a gitmiyor. Rahat olun Bahreyn'e iki konferansa gidecek. 2 milyon dolar. Anlayın yani. Değerli basın. Olumlu olun diyor. Bu yönetime teklifim. Beraber Mourinho içinde imzaya atalım. Şekip Mosluğu'ndan rica ediyorum. Hocam Mourinho ile görüşen arkadaşlarla mevcut yönetimde yürüten arkadaşlarla birlikte gitsinler. Kim seçilse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek de Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum diyor. Lan ben bir şey söyleyeyim mi? Şu cümleyi kurana kadar ben hala Ali Koç seçilir diyordum. Şu cümleden sonra bir Allah'ın kulu Ali Koç'a oy vermemesi lazım. Ulan Mourinho'yu getirelim diyor. Kaybedersek yarısını vereceğim. Hani diyorsunuz ya cebinden bir şey katsın, cebinden bir şey. Lan daha ne desin? Mourinho verirse istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok. İçeriği bir göreyim. Ona göre bakalım. Yani bana gelen eleştirilerden, ricalardan biri de şu. Hocam Aziz Yıldırım yuvarlak konuştu. Lan ne yuvarlak konuşacak adam? Önce bir içeriği göreyim diyor. Bize böyle anlatılıyor ama içeride ne oldu? Ya belki de borca batık durumdayız diyor. Obrador işte 5 aydır konuşmadım. İyi antrenörümüz var. İyi şey bozulmaz. Kötü olursa bakarız. Şampiyon olmaya geliyoruz. Banka borcunu kapayacağız diyor.
Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprak var. 4 sene bizden, 6 sene üstüne 10 senedir ölü toprak var. Bunu imece usulüyle beraber kaldıracağız. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Tüm borcu kapatacağım demiyorum. Borç kapatmayı değil, ben borç kapatmaya değil şampiyon olmaya geliyoruz diyor. Yani Aziz Yıldırım Ali Koç'tan farkı. Ali Koç geldi, paramız yok, fukarayız, ölüyoruz, geberiyoruz, paramız yok. Zengin adam dışarıda kalsın, para versin, içeride olursa çalışmaz. Murat Ülker'e aday ol, beni de listene yaz dedim. Ferit Şahenk'e de aynısını dedim. İşleri güçleri var. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır. Bilmiyorum, onlara bakılır. Biz şampiyonluğa çocukları mutlu etmeye geliyoruz. Bakın arkadaşlar, gerekirse, gerekiyorsa basketbol salonu satılır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Fenerbahçe eğer sıkıntı borçsa ben her şeyi yaparım diyor. Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz. Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi. Biz FETÖ'yle mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten başka şeyle mücadele edemedik diyor. Belki de sadece yani FETÖ diye mücadele ettiğimiz şey başka bir şeydir. En son Ankara'ya gittim. Hapis yatmaya razıyım. Karar verin dedim. Verdiler. Didi Galatasaray maçları bayramınız diyordu. Bu Çaykur'un Didi olanından bahsetmiyorum. Efsane teknik direktörümüz Didi'den bahsediyorum, Brezilyalı. Biz de Galatasaray maçlarında soyunma odasına iner. Bizim için bayram havasında olduğunu söylerdim. İnşallah bu hafta sonu da bayram havası gibi geçer. Ben varken Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yoktu diyor. Açıklamalardaki gerginliği bitirebilir misiniz? Benden sonra her şey çok değişti. Benim zamanımda bu televizyonlarda konuşamıyorlardı. Borcu düzeltmişler. Ne kadar düzeltmişler? Hodri meydan açıklasınlar. Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka Otega'yı getirdik. Gidiyorsunuz ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Şimdi bunlarda da dedi Allah var. Ramos'u alın, Benzema'yı alın falan dedi. Çok para alacaklar. Kongo'da da huzursuzluk olmasın diye gelmedim. Divan toplantısına denizden geldim. Mafya liderleri gibi diyor. Bir tanesi hoş geldin demedi diyor. Bu atçı, bu atçı. Atçı bu. Atçı, at yazışı, at yazışı falan oynuyor bu atçı. Orası efsaneydi. Orayı izlemediyseniz ne olur izleyin arkadaşlar. İnternetten bulun, bu atçı yazın. Ne dediyse küme düşüyorduk diyor. Benim zamanımda 6 defa şampiyon olduk. 3 defa son maçta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık. Ama onu biliyoruz. Burada az daha kümeye gidiyorduk. Şampiyonlar Ligi falan yok. Yani hedeflik Türkiye şampiyonluğu. Abartma ya, Şampiyonlar Ligi falan yok kardeşim. Önce Türkiye'de şampiyon olacağız, sonra bakarız. Ne Şampiyonlar Ligi ya? Milleti kandırmaya, hayal satmaya gerek yok. 10 senedir şampiyon olamıyoruz. Önce şampiyonluk. Hele şükür birisi gerçekleri söyledi. Birisi kralın çıplak olduğunu belirtti. Liste için kimseyle konuşmadım diyor. Benim akıllı adama ihtiyacım var. Zengin adama ihtiyacım yok diyor. Zengin adam dışarıda dursun, para versin diyor. Ben kimsenin adamı değilim. Taraftar da kimsenin adamı olmayacak. O zaman başımız üstünde deriz. Başkalarının adamı olurlarsa karşı karşıya geliriz. Genç Fenerbahçelileri ben kurdum. Sonra sıkıldılar. Deneyi başka noktaya gittiler. Bana tezahürat yapıyorlardı. Yapmamalarını söylüyordum. O da destek takıma. Ya kendi adıma tezahüratı kaldırdım. Taraftarlarla sorun yok. Benle sorunlar olursa o zaman olmaz. Kimseye para bilet vermeyeceğim. Bedava bilet vermeyeceğim. Fenerbahçe'de kafalar değişecek diyor. Doğru. 10 numara için Dybala ismi geçiyor. İyi ki sordun diyor. Taraftarlardan ben hiç duymadım. Ne Mourinho'yu soruyorlar ne 10 numarayı. Sen ne zaman geliyorsun diyorlar. 10 numara Cemil Turan diyor. Ulan insan Alex derdi ya. Aziz Yıldırım Alex demedi. Ali Koç da küs değilim, fikirlerimiz ayrı. Bak ben bu cümleye çok takıldım. Ben Ali Koç da küs değilim, fikirlerimiz ayrı. Benim Ali Koç'la sorunum yok. İcraatleriyle sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum. Siz değilseniz ben de değilim. Doğru yapılıyorsa desteklenir, kötü yapılıyorsa yanlış yapıyorsun denilir. Beraber yaparsak olur, yoksa olmaz. Küstük müstük. Küs olalım, destek versin, küs olsun. Ne olacak? Nihat Özdemir. 12 sene benim yanımda ikinci başkanlık yaptı. Benim yanımda diyor. Bu arada Nihat Özdemir konusunu ayrı bir yerde konuşacağım. Burada değil. Bu kulübe hizmet etti Tukak'a. Aralarındaki husumet bugünün husumeti değil. 2011 yılında bilmediğiniz konular var. Değerdi değer. Fenerbahçe'nin değeri TFF başkanı oldu. Adama salladılar. O da Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline git. Başkan bize bunu yapıyorlar. Bunu çöz de. Niye gelmedin diyecekti. Ya niye geldin ne diyecekti diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bak. Dikkat ettiniz mi? Cümleler Mustafa Hoca cümlelerine ne kadar benziyor. Ben geçen sene dedim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam nereye çıkarım dedim. Nasıl çıkarım dedim. Gördünüz. Yürürüm ve çıkarım dedim. Mesut Özil, Aykut Kocaman, Volkan Demirel haberlerine tepki. Yazılanlara bak. Mourinho'ya 100 milyon euro. Vay anam ne para bu. Allah aşkına yapmayın. Değerli basın. Abartıyorsunuz. Ben niye bu parayı vereyim adama? Ne derdim var? Aracı Mesut Özil bir doğumu çıktı. Aykut Kocaman'ı CEO yapıyormuşum.
Volkan Demirel de futbol direktörü olarak rol alacağı belirtildi. Adam dedi ki ben bunları istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Bakacağız. Ben size ne dedim? Çoğunuz bana dediniz ki hocam şimdi Mourinho diyor ama gelince diyecek ki ya ben Aykut Kocaman'a devam ediyorum. Ne oldu? Son olarak kulüpten atılanları FETÖ'cü olanlar dışında hepsini affedelim. Bak FETÖ'cü olanlar dışında hepsini affedelim. Karar sizin. Takımdan ayrılmak isteyenler varsa gider. Yeni teknik adam oyuncu ister bakarız. Bana oy vermeyenlere teşekkür ederim. Beni hayata döndürdüler. Para kazandım. 20 yıl başkanlığına devletten ihale almadım. Bu sene 2 tane aldım haberiniz olsun. Ben hayatımda hiç YouTube seyretmedim. Vallahi Allah nasip etmesin diyor. Oldu mu şimdi bu? Şimdi bu oldu mu? Ne demek YouTube izlemedim? Ya o ne demek izlemedim? Benim videolarımı hiç mi izlemedim Aziz Başkan? Bu kadar değil, şu kadar değerimiz yok mu ya? Ya konuşturma beni sevgili başkan bak benim videolarımı izlemeyeceksen bak bu bana de bu Fenerbahçe camiasına saygısızlık olur. Ben Aziz Yıldırım'ı çok seven bir adamım. Aziz Yıldırım son döneminde güç zehirlenmesi yaşadı. Taraftarımızın tepkisi öfkesi bunaydı. Hatta Sayın Alişan Serkan Burak Tektaş birçok kişi bundan dem vururlar. Herkes aynı şeyin derdinde. Aziz Yıldırım güç zehirlenmesi yaşadığı için bizi üzdü. Biz artık Aziz Yıldırım gitsin de kim gelirse gelsin derdine düşmüştük. Şimdi de Ali Koç da bizi vasatizmin zehirlenmesi yaşattığı için Ali Koç gitsin de kim gelirse gelsin diyoruz. Bakın Aziz Yıldırım aday olmasaydı misal veriyorum ya ben olmayacak bir örnek veriyorum yanlış anlaşılmasın diye. Sergen Yalçın başkan aday olsaydı Sergen Yalçın seçilirdi. Ciddi söylüyorum bak. Atçı bu atçı. At yazışı oynuyor bu. Ya. O kızım enfes. Ne olur. Ne olur o kısmı izleyin ya. O kısım çok enfes ya. Yani derinlemesine konuşmayacağım. Mustafa hocam şu açıklamalardan sonra başkanlık seçiminde kim yüzde kaç alır? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Açık açık yazıyorum. Son dakika. Aziz Yıldırım konuştu. Ali Koç tutuştu. Şimdiden hayırlı olsun yeni başkan ve teknik direktör. Açık açık ben söylüyorum. Bugün itibariyle 15-16 Mayıs itibariyle söylüyorum. %100 Aziz Yıldırım yeni Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Şu an için söylüyorum %70'ten fazla oy alır. Bak ben Ali Koç olsam diye bir video çektim. Şimdi yine söylüyorum. Ben Ali Koç olsam ne yaparım biliyor musunuz? Conte ile anlaşırım. Varan'la anlaşırım. Onunla anlaşırım. Bununla anlaşırım. Artık Conte ile anlaşsan da işe yaramayacak. Yaramayacak. Adam diyor ki gel Mourinho ile birlikte anlaşalım. %50'sini ben vereyim seçilemezsem diyor. Hani şah mat bitti. Bitti bitti. Ali Koç hala bakın bana kızmayın. Ali Koç hala İsmail Kartal'la devam etme düşüncesinde diyorum. Diyorlar ki sen Ali Koç'u sevmediğin için iftira atıyorsun. Farz edin ben iftira atıyorum. Ben yalan söylüyorum. Ne olur Ali Koç'un açıklamalarını takip edin. Ve ne olur haklıya hakkını hak ettiği zaman teslim edin. Bana gelin deyin ki hocam ben sana kızmıştım. Sen Ali Koç'un düşmanısın demiştim. Ama hakikaten durum böyleymiş. Diyeceğiniz günler yakın. Ali Koç hala İsmail Kartal'a devam etme fikrinde. Bakın bunu taraftarlara da sorun. Bunu Ali Koç'a yakın isimlere de bakın. Hepsi şunun derdinde. Ya önümüzü çok kestiler. Önümüzü kestikleri için işte İsmail Kartal değil Mourinho da olsaydı biz yine aynı puan alırdık. Bizim puanımızı, bizim şampiyonluğumuzu çaldılar falan filan. Lan biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim şampiyonluğumuzu Sivas'ta çaldıkları zaman yönetim niye sustu? Bundan bahsediyoruz. Yoksa ben de hemfikirim. Ben sezonun başından beri kaç defa hakkımızın yenildiğini vallahi benim notlarım var. Bir yerden sonra bıraktım. Ben şunu söyleyeyim. Bir Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'ye verilen penaltı insanın içine sinmeyen penaltı ama 1-0 öndesin. Kasımpaşa'nın maç boyunca bir tane isabetli şut var orada 40 metreden. Dersin ki zaten biz 0 kazanacağımız maç dersin. Hadi ve la havle dersin. Bir tane İrfan Can Kahveci sanırım ittikleri bir penaltı vardı. Hadi onu da anlarım dersin. Ulan Galatasaray sadece Antalyaspor maçı ligin kaderini değiştirdi. Sadece Kasımpaşa maçı ligin kaderini değiştirdi. Sen burada böyle
kulübünün arkasında durmazsan, yanında durmazsan millet de senin kulübünü paramparça eder. Ki Fenerbahçe'yi de paramparça ettiler zaten. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın. Ben söylüyorum, bugün itibariyle Mourinho'dan başka teknik direktör şansımız yok. Mourinho %100 Fenerbahçe'de diyebilirim. Bak, başka şansımız yok. Bak, yok yok, hayır. Ben hani duyum olarak söylemiyorum. Matematik artı duyum olarak söylüyorum. Aziz Yıldırım seçilse Mourinho'dan başkasını alacağım desem mırın kırın başlar. Ortalık yine 56 olur. Ben Ali Koç'un yerinde olsam, tamam hadi başkan, ortak heyeti gönderelim, Mourinho ile anlaşalım. Sen seçiliyorsan da, ben seçiliyorsam da anlaşalım. Sen seçiliyorsan yarı parasını sen vereceksin bu sene, gelecek sene, sonraki sene, 3 sene. Ben seçiliyorsam yarısını sen vereceksin. Sen seçiliyorsan yarısını ben vereceğim demediği müddetçe Ali Koç kaybetti seçimi. Kaybetti seçimi. Seçim gitti. 3 senelik anlaşma. Kümede düşürse göndermiyoruz. Kovsak da göndermiyoruz. Dövsek de göndermiyoruz. Sövsek de göndermiyoruz. Kabul müsün Aziz Başkan? Kabul. Hodri meydan yarısını ben veriyorum. Yarısını sen veriyorsun. Şimdiden ödeyelim parasını da. Diyeyim. Bakın bakalım neler oluyor. Atın parayı örtülü ödeneğe. Atın parayı günlük faizi. Verin şimdiden. 7 kendisine, 3 ekibine 10 milyon euro. 30 milyon euro. 15'ine Ali Koç, 15'ini Aziz Yıldırım Efendi versin. Koysunlar bankaya. Günlük faize koyun. Zaten Mourinho başlayana kadar onun günlük faiziyle biz onun 1-2 aylık parasını çıkartırız. Hadi hodri meydan. İki başkan adayına da. Madem amacınız Fenerbahçe, madem koltuk değil derdiniz. Hadi. Göster ürksün. Hani herkes ürksün. Hadi gösterin Fenerbahçelilerinizi. Ve şunu da söyleyeyim. Bu hafta sonu Fenerbahçe zaten kazanmak dışında başka çaresi yok ama şu konuşmalardan sonra futbolcular şunu diyor diyecekler. Ulan Aziz Yıldırım geliyor. Bu maçı alacağız, başka yolu yok diyecekler. Aziz Yıldırım takımı sabote etmedi. Takıma doping etkisi yaptı. Takıma doping etkisi yaptı. Hakemlere doping etkisi yaptı. Federasyona doping etkisi yaptı. Bakalım bu etki nasıl ortaya çıkacak. Kendinize iyi bakın. Bir beğeniyi çok görmeyin.